Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu İğneoyası modelini yine size tığa çevirdim. Bizim de tığa çevirmiş hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu tığ hali. Evet arkadaşlar, aynısı, her şeyiyle aynısı oldu. Bakın bu şekilde. Şöyle görüntü netleştirelim arkadaşlar. Bu şekilde de düz kayalarla, ikili zürafalarla yaptığım düz kayalarla ara suyu var. Bu tepelere hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Demin gösterdiğim videoda bu şekilde boştu. Aynısı olsun diye. Bu şekilde boş bıraktım. Eğer siz şayet bu kayaların üzerine kirpik yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz renklendirmek amaçlı. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, iki zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde 3 tane ara suyunu verdikten sonra çiçeğimizin dalları için arkadaşlar 5 tane ara suyu mesafesi bırakıyoruz. Yani çiçeğimizi yapmak için. Bakın ara suyumuzla çiçeğimizin arasında bu şekilde 5'er tane arkadaşlar tığ battı bıraktım. Tığ battığın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. 1 2 zincirimi çekip hemen yandaki tığ battıma bu şekilde bir tığ battı yaptım. Bu yaptığım tığ battıdan 5 tane yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burada 5 tane tığ battığımız var ve 2 defa tığımı doluyorum. Bir tane arada bırakıp ikinci tığ battının içine girdim. 1 2 2 2 alarak bu şekilde buraya uzunca bir trabzan yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanımın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar, şimdi şu kirpik kısımlarını yapacağız. Hemen 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Arkadaşlar bunu aslında bu şekil olduğu için ben de kirpikler üzerine yaptım. Normalde her zaman yaptığımız sinek kanatlarının üzerine de yapabilirsiniz. 3 tane sinek kanadı yapıp bu şekilde tepelerine kirpikler yapabilirsiniz. Aslında bu bana gelen videoda kirpik üzerineydi arkadaşlar. Ben de kirpik üzerine denedim. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi bu şekilde çektim arkadaşlar. Ve 2 oldu. Toplamda buraya 6 tane bu şekilde 10 zincirli dallar yapıyoruz. Bu şekilde dallarımız hazır arkadaşlar. Toplam 6 tane dal yaptım buraya 10 zincirde. Bu şekilde. Ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum ki aşağı şöyle meyil etmesin. Yukarı doğru. Sıkı bir şekilde dallarım güzel gözüksün diye. Başında ve sonunda sık iğneyi her zaman yapıyorum arkadaşlar. Daha güzel gözüküyor. Size de püf noktası olarak her zaman söylüyorum. Hemen yandaki arkadaşlar tığ battımın içine sık iğne ile sabitleyerek bir tane tığ battı yaptım. Yine burada 5 tane olan tığ battım arkadaşlar. Buraya da 5 tane veriyorum. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir, 1, 2 zincir, bu şekilde 5 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi 2 tane de bu kayam için yapacağım arkadaşlar, ara suyum için yapacağım. Toplamda dalları bitirdikten sonra 7 tane tığ battı mesafesi veriyorum. 2 zincirimi çektim, hemen yandakini arkadaşlar sabitliyorum 2 zincirimi. Bu şekilde 7 tane oldu. Hemen bir zincirle döndüm arkadaşlar. Bu 2 tanesi ara suyumuza ait tığ battıların. Sık iğne ile hemen ilk tığ battımın içine bu şekilde sabitledim. 1, 2 zincir. Buraya bir tane yuva yaptım. 2 zincirden bir tane yuvamız var. Bir zincirimi çektim. Bu 2 zincirli tek yuvanın içine sık iğne ile bir zincirimi kapattım.
Bakın buraya minik bir düz kaya oldu arkadaşlar. 8 zincir. 6, 7 ve 8. Hemen yandaki tığ battımın içine girip sabitledim. Bu şekilde. Yine 2 tane 2 zincir çekerek tığ battı yapıyoruz. 2 zincir tığ battımı kapattım. 1 zincirle dönüş yapıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Hem de kesim işlemi yaptık. 2 zincir kapattım. Bir tane oldu yine. Bir zincirle dönüş yapıyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Tekrar 8 zincir. Hemen arkadaşlar bakın bir yandaki dibine değil bir yanındaki boşluğun içine kapatarak bu şekilde artma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. 1, 2 zincir. Aynı şekilde üçüncüyü de yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincirle döndüm. Hemen sabitliyorum. İlk tığ battımın içine. 2 zincirimi çektim. Kapattım. Bir zincirimi çektim. Döndüm. Bu şekilde. 8 tane zincir. Hemen arkadaşlar sabitledim. Bu şekilde ara suyunu veriyoruz arkadaşlar bakın. Şöyle bolumsu daha hoş duruyor. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar dallarımız hazır. Şimdi dallarımızın içine çiçeklerimizi yapacağız. Sarı renk tercih ettim arkadaşlar. Bu şekilde 2 zincir çekerek tutturdum ipime tığıma. İlk dalımın arasından girerek yani 10 zincirimin arasından girerek sık iğne ile buraya sabitliyorum bu şekilde. Bir defa tığın başını doluyorum. Hemen ikinci dalımın arasından yani 10 zincirimin arasından girerek 1, 2, 2. Bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Trabzanımın arasına sık iğne ile bu bir zincirimi sabitledim. Yine üzerine bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. Kulak çöpü aparatını taktım. Şimdi arkadaşlar buraya 5 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. Yine trabzan arama girdim. 1, 2 zincir. İpimi uzatıp taktım. 2 oldu. Aynı şekilde trabzan arama giriyorum. 1, 2 zincir. 2 zincirimi çektim. İpimi uzattım. Sabit. 3 oldu. Tekrar yine arasına girdim trabzanın. 1, 2 zincirimi çektim. Hemen taktım. 4 oldu. Bu şekilde arkadaşlar 5 taneyi yaptık. Sonuncuyu da taktım. Bakın arkadaşlar. Ve aynı yuvanın içine yani trabzanın arasına girip 4 tane zincir çekiyorum bakın arkadaşlar. Bunu köprü olarak kullanacağım. 4 zincirimi hemen sıradaki dalımın arasına girip sabitliyorum. Bu şekilde. Bir defa doladım. 1, 2, 2. Diğer yuvaya yine bir trabzan yaptım. Yine bir yuva yaptım arkadaşlar. İkinci yuvamız. İkişer dalların arasına arkadaşlar tek yuva yapıyoruz. Bir zincirimi çektim. Trabzanın arasına girip sık iğne ile sabitledim. Yine buraya 5 tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde devam eden kulak çöpümü itekleyerek buraya ilmeğimin arasına geçirdim. Aynı şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. 1, 2 zincir kapattım. Anlaşıldığı için biraz hızlı yapalım. 1, 2 zincir, 3. İki zincir, 4. Yine sonuncuyu yapıyoruz. Aparatımıza taktık. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane olunca hemen yine aynı trabzan arasına girip 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim.
Hemen sıradaki yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Yine bir trabzan için bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki yuvanın içine girdim bu şekilde. 1, 2, 2. Bir zincirimi çektim. Trabzanın içine girip sık iğne ile sabitleyeyim. Tepesine yine bir zincir çekerek ipimi uzattım arkadaşlar. Yine kulak çöpümü itekleyerek buraya bu şekilde 5 tane yine kirpik yapacağız. 1, 2 zincir taktım. 2 oldu. 1, 2 zincir. 3, 1, 2 zincir. 4, şöyle sıkı sıkı yapalım. 1, 2 zincir. 5. Bu şekilde 5 tane tüm yuvaları doldurduk. Toplamda 3 tane yuva. Yine arkadaşlar şöyle sağlamlaştırmak için 2 tane zincirimi çektim buraya bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle kulak çöpünün pamuklu tarafından tutarak, zaten plastik olduğu için rahat kayıyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Böyle elimle bir diplerini arkadaşlar ütü gibi şöyle sayılır. Destek vererek açılmasını sağlıyorum. Kirpiklerim bu şekilde açıldı. Şimdi ters tarafına çeviriyorum. İlmeğimi de arkadaşlar bakın şu şekilde tığımdaki ilmeğimi de biraz uzatıp buradaki en son ilmeğin içine girerek sık iğne ile sabitliyorum. Bu üst seviyeye çıkardım. Şimdi arkadaşlar buraya 7 tane zincir çekerek yuvalar hazırlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Bir tane kirpik atlıyorum arkadaşlar. Boş bırakıyorum ortasında. İkinci kirpiğime. Bu şekilde bakın bir tane yuva yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine bir tane atlıyorum. İkincinin içinden sık iğne ile sabitliyorum. Yuvamızı hazırladık. Şimdi ikinci yuva için direkt sık iğne ile arkadaşlar ilk kirpikten bu şekilde tutturdum. Kapatıyorum. Bakın arasında hiç zincir yok. Yine 7 zincir. 6 ve 7. Yine arada bir tane boşluk bırakıp, yani kirpik bırakıp ikinciye sık iğne ile 7 zincirimi sabitledim. 7 zincir. Bir tane bıraktım. İkinciyi kapattım. İkinci yuvam da hazır. Sık iğne ile bu şekilde diğer kirpiğe geçiyorum. Yuvanın kirpiğine geçiyorum arkadaşlar. 7 zincir. 7 zincirimi bakın şu şekilde arkadaşlar bir tane bırakıp ikincinin içinden giriyorum. 7 zincir. Bu şekilde sık iğne ile sonuncu kirpiğimi de sabitledim. Evet arkadaşlar bakın 3 yuvanın 3'ünü de bu şekilde hazırladım. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle döndüm arkadaşlar. Bu 7 zincirli yuvanın içine girdim. Tığımdaki ile beraber 2 tane ilmeğim oldu. Tığımdaki ilmeğimden geçiyorum. Bu 1. Tekrar üzerine 1 zincir. Bu şekilde 7 tane arkadaşlar zincirin içine 8 tane alıyor. 4. Şöyle ipimizi gerdirelim. 5. 6, 7 ve 8. Parmaktaki ip azalınca arkadaşlar tığ bollaştığı için bu sık iğnelerde biraz parmağınızda ip dolalı olsun. O şekilde güzel gidiyor. Bu şekilde 8 taneyi doldurdum. Yine ikinci 7 zincirli yuvaya da girerek aynı şekilde arkadaşlar 8 tane yapacağız. Şu sona kadar yaparak gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 tane sık iğne yaparak sona kadar geldik. Yine evet arkadaşlar 8 tane sık iğne yaparak tüm yuvaların içine sona kadar geldik. Sonuncu yuvamız da bu şekilde sık iğne ile geçişimi yaptım.
İlmek alıyorum. Sahte sık iğne yapıp üzerine bir zincir. 2. 3. 4. 5. 6. 7 ve 8. Bu arkadaşlar sonuncu ilmeğimizin içine de bir tane giriyorum ki şöyle yuvarlak, dönümlü, güzel dursun. Sonuncuyu da ilmeği aldım. Sık iğne ile çekiyorum arkadaşlar. Üzerine bir tane de zincirimi çekiyorum. Bu sıktırmam. Bu da kesmek için kullanacağım zincirim. Hemen arkadaşlar bunu biraz uzun kesip şöyle arkadan arkadaşlar ilmek alıp bunu buraya çekiyorum ki kenarda yanık izi olmasın. Bu şekilde arkadaşlar çektim. Bakın daha zarif ve güzel duruyor bu şekilde. Şimdi iplerimi temizleyip arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bitmiş hali de. Ara suyumuz 3 tane arkadaşlar. Dediğim gibi fazla arasını açmazsanız çiçekler daha güzel duruyor gördüğünüz gibi. Bir de kalıp gibi oldu. Bakın arkadaşlar üzerine sık iğnesiyle altının dalları sıkı çekildiği için kalıp gibi bir model oldu. Çok hoş ve çok da zarif oldu. İnşallah beğenirsiniz ve yaparsınız arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yapacak arkadaşlarına da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.